Selamların en güzeli üzerinize olsun efendim. Alemi İslam programıyla huzurlarınızdayız. Sudan'da neler oluyor? Sudan, geçtiğimiz Nisan ayından bu yana orduyla hızlı devlet kuvvetleri arasında cereyan eden şiddetli iç çatışmalara sahne oluyor. Arabuluculuk için devreye giren ABD ve Suud girişimleri defalarca başarısız olduğu gibi kıtasal Afrika Birliği ve bölgesel hükümetler arası kalkınma otoritesi de sorunun çözümü için etkili formüller geliştiremiyor. Netice itibarıyla bir yandan iç çatışmalar yaşanırken bir yandan da insani tablo Sudanlılar için giderek kötüleşiyor. Gelinen noktada ülkede binlerce can kaybı yaşandı. Çoğunluğu çocuk yaşta, 18 milyon Sudanlı akut açlık sınırında yaşamaya mahkum oldu. İç çatışmalar nedeniyle 7.2 milyon Sudanlı hem ülke içinde hem de çevre ülkelere mülteci olarak göç etti. Bu yüzden 2024 yılında ve belki sonrasında da Sudan krizi Afrika için önemli bir gündem olmaya devam edecek diyebiliriz. Ordunun çok stratejik kayıplar vermesine rağmen varlığını sürdürebilmesindeki en önemli etken hava gücü üstünlüğü olmaya devam ediyor. Ordu maalesef sivil kayıplara yol açan bombardımanlar sayesinde mevzilerini koruyor. Ancak Mısır'ın desteklediği ordu için son aylar çok da parlak geçmedi. Genel olarak Sudan ve ordu açısından önemli bir handikap Gazze'de ortaya çıkan durum ve üç tarafı çatışmalarla çevrili, yani Libya, Sudan ve Filistin, Mısır dikkatini Gazze sınırına odakladığından Sudan'ı ihmal etmeye başladı. Sudan üzerindeki askeri siyasi denkleme bakıldığında esasında çok karmaşık ve çözümü zor bir tablo var önümüzde. 8 aydır HDK'nın isyanını bastırmaya çalışan ordu artık daha açıktan perde arkasındaki stratejik akıl Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelen bir tepki içinde. Ordu yetkilileri yaptıkları açıklamalarda Çat üzerinden HDK'ya ulaştırılan silah kargolarını dillendiriyor. Ayrıca devleti temsil edenler HDK'ya askeri ya da diplomatik alan açan ve HDK liderini kırmızı halıyla karşılayan dış aktörlere yönelik sert bir uyarı dili kullanıyor. Peki Darfur'da neler oldu? Darfur'da kanlı girişimlerde bulunan HDK militanları etnik temizlik suçlarına dahil olarak yerel halkı katledip kalanları ise göçe zorladı. El-Fashir dışındaki 4 Darfur bölgesi HDK'nın kontrolüne geçti. Darfur'da yaşayan ve Arap olmayan farklı etnik gruplar için son derece tehlikeli bir hale geldi. Efendim, tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalınız.